arkadaşlar. Trigonometri 2'nin 26. testiyle çözümlerimize devam edelim. Birinci sorumuzda denklemini sağlayan x değerlerinden biri hangisidir demiş. Şimdi öncelikle bu ifade eksili olan ifadeyi karşı tarafa gönderebiliriz. Tanjant x eşittir. Kotanjant x eksi 10 değeri geldi. Şimdi bizim bunları dönüştürmemiz lazım. Yani herhangi birini dönüştürmemiz lazım. Mesela bu ifadeyi kotanjantı tanjant yapabilmemiz için şöyle yazmamız lazım. Kotanjant 90 eksi bu açıyı yazarsak yani x eksi 10 değerini yazarsak 90'dan dolayı ismi değişecek ve yine kotanjant x eksi 10 gelecek. Dolayısıyla biz bu ifadenin sadece görüntüsünü değiştirerek bunu yazıyoruz. Yani tanjant x eşittir. Tanjant burada eksiyi dağıttığımız zaman eksi x artı 10'dan dolayı da burada 100 gelecek. Tanjantın trigonometrik denklemini yazarken x eşittir. Buradaki açıyı yazdık. Eksi x artı 100 artı k pi şeklinde. Eksi eksi diğer tarafa aldık. 2x eşittir 100 artı kp. 2'ye böldük x eşittir 50 artı kp bölü 2 değeri geldi. Şimdi k'ya 0 yazdığımız zaman x değerimiz 50 gelecek. K'ya 1 yazdığımız zaman burası 90 olacak. 90 artı 100, e, 50'den 140 gelecek. Tekrar k'ya mesela 2 yazdığımız zaman burası 180 olacak. 90 90 artacak zaten burası. Bir sonrakinde de 230 olacak. Tekrar 90 eklediğimiz zaman 320 şeklinde gidiyor x değerlerinden birini istemiş bizden. Şıklara baktığımız zaman da 230 değerini c şıkkında verilmiş. Evet ikinci sorumuzda eşitliğini sağlayan kaç tane x değeri vardır demiş. Şimdi kosinüs 2x sinüs x. Yine aynı şekilde burada sinüs x yerine kosinüs 90 eksi x yazarsak burası sinüs x demektir. Yine görüntüsünü değiştirdik bu ifadenin sadece. Kosinüsün kuralını uygulayalım. 2x eşittir 90 eksi x artı 2 pi. 2x eşittir bu açıdan biliyorsunuz eksilisini yazıyoruz. Yani eksi 90 artı x artı 2 pi değeri geldi. Eksi x'i diğer tarafa aldık. 3'e bölelim her tarafı x eşittir 30 artı buradan 2 pi bölü 3 yani burası 120 120 gelecek k'nın değerlerine göre. Buna göre 0 ile 2 pi arasında. Şimdi k'ya 0 yazdığımız zaman 30 geldi. K'ya 1 yazdığımız zaman burası 120. K'ya 2 yazdığımız zaman 240. Yani 120, 120 artıyor demektir. Dolayısıyla 120 artı 30'dan burası 150. Bir 120 arttırdık 270. Bir 120 de arttırırsak 390 gelecek. 360'ı açtığı için onu yazamayız. Buraya bakalım. Şimdi x burada k yerine 0 yazdığımız zaman eksi 90 değeri geldi ama eksi 90'ı alamayız. k yerine 1 yazdığımız zaman eksi 90 artı 360'dan dolayı 270 değeri gelecek. Zaten daha fazla bir değer yazamayız. Kaç tane demiş mi? aynısı burada da olduğu için iki defa saymayacağız. 1, 2 ve 3 tane değeri gelmiş olacak. Üçüncü soru denkleminin sağlayan x tarafçısı kaç derecedir demiş. Şimdi öncelikle bu ifade paydalarını eşitleyebiliriz. Mesela 1 artı sinüs x ile burası da 1 eksi sinüs x ile payda eşitleyelim. 1 artı sinüs x artı 1 ile çarptık yine 1 eksi sinüs x. Payda da 1 ile 1'i çarptık. 1 zaten birbirlerine eşitlikleri olduğu için artı sinüs x ile eksi sinüs x gidecek. Eksi sinüs x ile artı sinüs x'i çarptığımız zaman sin kare x geldi. Burada da sinüs x'ler gitti. 2 bölü. Şimdi 1 eksi sin kare x'i de biz sonuçta sin kare artı kos karenin 1 olduğunu biliyoruz. Bu özdeşlik zaten temel özdeşliklerimizden biri. 1 eksi sin kare x bunu karşı tarafa gönderdiğimiz zaman 1 eksi sin kare x ifademiz kos kare x'e eşit. Eşittir. 4 geldi burası. Sadeleştirelim burası 2 geldi. 1 bölü kos kare x ifademiz 2 oldu. Ters çevirdiğimiz zaman kos kare x ifademiz 1 bölü 2'ye eşit. Kos kare değerimiz 1 bölü 2 ise her iki tarafın kare kökünü aldığımız zaman şöyle devam edelim. Kosinüs x ifademiz artı eksi 1 bölü kök 2 gelecek. Kare kökünü aldığımızdan dolayı. Dolayısıyla kosinüs x değerimizin 1 bölü kök 2 olma ihtimali var. kosinüs x'in eksi 1 bölü kök 2 olma ihtimali var. Şimdi e, kök 2 1 bölü kök 2 ifadesi yani aynı zamanda paydasını genişlettiğimiz zaman kök 2 bölü 2 ifadesi kosinüs 45 değerine eşit. O zaman bu şekilde trigonometrik ifademizi yapacağız. Yani kosinüs x eşittir kosinüs 45 dediğimiz zaman açalım bunu x eşittir 45 artı 2kp diyoruz biliyorsunuz. Bir diğerinde de x eşittir eksi 45 artı 2kp geliyor. Zaten burada da aynı şekilde burası eksi 1 bölü kök 2 olduğuna göre burası da kosinüs 135 demek. Zaten eksi 45 demek yine 135'e denk geliyor. Yani aynı değerler burada da geleceği için bunu tekrar yazmamıza gerek yok. Şimdi buradan bakalım. X bize dar açısını istemiş. Yani 0 ile 90 arasındaki derece istiyor. Dolayısıyla K'ya 0 yazdığımız zaman direkt zaten 45 derece geldiği için cevabımız C şıkkı oldu. Dördüncü soruda denklemini sağlayan en küçük X dar açısı hangisidir demiş. verilen bu ifade öncelikle payda eşitleyebiliriz. Burasını kosinüs x ile çarptık. Kosinüs x eksi sinüs x bölü kosinüs x çarpı sinüs x eşittir 2 kök 2 geldi. İçler dışlar çarpımı yapalım burada. Kosinüs x eksi sinüs x eşittir. 2 kök 2 çarpı kosinüs x çarpı sinüs x var. Şimdi burada kök 2'yi şöyle dışarı yazalım. Kök 2. 2 çarpı kos çarpı sin ifadesi bize buradaki ifade sinüsün yarım açısından sinüs 2x'i verecek. Kalanları yazalım. Kosinüs x eksi sinüs x kök 2 çarpı sinüs 2x ifadesi geldi. Şimdi biz bu ifadede şöyle yapalım. Her iki tarafın karesini alalım. Kosinüs x eksi sinüs x'in karesinden kos kare x eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x artı sin kare x gelecek. Burada kök 2'nin karesini aldık. 2 çarpı sin kare 2x ifadesi geldi. Şimdi kos kare x de zaten sin kare x'in toplamı 1. Eksi 2 çarpı sin çarpı kos da biraz önce dediğimiz gibi sinüsün yarım açısından sinüs 2x geldi. Burada da 2 çarpı sin kare 2x ifadesi var. Resmi bir tarafa toplayalım. Bunları karşı tarafa gönderdiğimiz zaman 2 çarpı sin kare 2x artı sinüs x sinüs 2x eksi 1 eşittir 0. Çarpanlarını ayırmaya çalışalım. 2 çarpı sinüs 2x çarpı sinüs 2x dersek çarpımları bunu verecek. Şimdi burada sinüs 2x elde etmek için şöyle yapalım. Çapraz çarpımda buraya 1 denk gelsin. Buraya eksi 1 ki artı 2 sinüs x'ten eksi sinüs 2x'i çıkarttığımız zaman bunu elde ediyoruz. O zaman şöyle yazacağız çarpanlarını. 2 sinüs 2x eksi 1 çarpı sinüs 2x artı 1 şeklinde çarpanlarını ayırmış olduk. Sonuçta bu ifade de sıfır olabilir. Bu ifade de sıfır olabilir. de sıfır olma durumunu incelememiz lazım. 2 i̇ki sinüs 2x iki eksi 1 sıfır eşit ise sinüs 2x'i tek başına bıraktığımız zaman 1 bölü 2 eşit olacak. Biri karşı tarafa atıp 2'ye böldük. 1 bölü 2 de sinüs cinsinden 30'a eşit. Şimdi buradan çözümleyelim. 2x eşittir 30 artı 2 kapi Aynı zamanda ne diyoruz? 2x eşittir. Bu açıyı 180'den çıkartıyoruz. 150 artı 2 k gelecek. 2'ye böldüğümüz zaman bu ifade x eşittir. 15 artı k geldi. Denklemimizden biri. Buradakini 2'ye böldüğümüz zaman x eşittir. 75 artı k değerimiz var. En küçük x dar açısı zaten bir diğerini yapmamıza bile gerek kalmadı aslında burada. Çünkü buradan direkt ifadenin 15 olduğunu yani en küçük dar açısının 15 olduğunu zaten bulmuş olduk. Dolayısıyla cevabımız A geldi. 5. soruda alfa açısı sıfırla pi bölü 2 arasında yani birinci bölgede verilmiş. Eşitliğini sağlayan alfa değeri hangisine eşittir? Şimdi öncelikle kotanjant alfayı açalım. Şöyle yazalım. Kotanjant alfayı kosinüs alfa bölü sinüs alfa artı sinüs alfa bölü 1 artı kosinüs alfa değeri geldi. Payda eşitleyebiliriz. Burasını bir artı kosinüs alfa ile burasını sinüs alfa ile çarparsak eğer. Buradan kosinüs alfa artı kos kare alfa artı burada da sin kare alfa geldi. Bölü çarptığımız zaman da sinüs alfa artı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa değeri geldi. Bu ifade de 2'ye eşitmiş. Şimdi burada kos kare alfa ile sin kare alfanın toplamından zaten bir değerimiz var. Yani kosinüs alfa artı 1 geldi. Paydadaki ifade hatta hiç açmadan direkt burada ortak parantez mesela sin alfayı olarak yazalım. Burada dağıtmasaydık da olurdu. Sin alfa parantezinde burası nedir? 1 artı kosinüs alfa geldi. Dolayısıyla pay kısmında ile paydadaki 1 artı kos alfalar eşit olduğu için sadeleşti. Pay, pay kısmında 1 kaldı. 1 bölü sinüs alfa değeri 2'ye eşit oldu. Şimdi şöyle yapalım. Sinüs alfayı burada tam tersini alalım. Pay pi ile payda yer değiştirdiğimiz zaman sin alfa değeri de 1 bölü 2'ye eşit oldu. 1 bölü 2 de sinüs 30'a eşit biliyorsunuz. Dolayısıyla burada sinüsün trigonometrik denklemini yazalım. Alfa eşittir 30 artı 2 kapi Aynı zamanda ne diyoruz? 30 180'den çıkartıyoruz. 150 artı 2 kp değeri geldi. Şimdi bize birinci bölgedeki alfa değerini istiyor. Zaten birinci bölgede direkt k yerine 0 yazdığımız zaman 30 derece birinci bölgedeki açısı oldu. 30'a radyan cinsinden yazarsak pi bölü 6'ya eşittir diyoruz. Altıncı soruda x elemanları 0-2 pi arasında olmak üzere eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi burada hem sinüs x hem de kosinüs x vermiş ama biz trigonometrik denklemler oluştururken tek bir tane trigonometrik ifadeye dönüştürmeye çalışıyoruz. Bunun için de şöyle yapalım. Mesela buradaki sin kare x ifadesini. Biz biliyoruz ki sin kare artı kos kare ifadesi 1. Dolayısıyla sin kare yerine 1 eksi kos kare yazabiliriz burada. 1 eksi kos kare x yazdık. Dolayısıyla burası nasıl gelecek? Eksi kos kare x artı 2 kosinüs x. 1 artı 2'den de 3 geldi. Eşittir 0. Eksi ile çarpalım burasını. Kos kare x eksi 2 kosinüs x Eksi 3 eşittir 0. Çarpanlarını ayırırsak kosinüs x çarpı kosinüs x. Burada e, şöyle diyelim. Eksi 3'e artı 1 şeklinde yazarsak çarpımları eksi 3. Çapraz çarptığımız zaman da eksi kosinüs 3 kosinüs x artı kosinüs x'ten eksi 2 kosinüs x'i elde ediyoruz. Dolayısıyla bu şekilde çarpanlarını ayırmış olduk. ifade sıfıra eşit. Şimdi sıfıra eşitse bu da sıfır olabilir. Bu da sıfır olabilir. Kosinüs x eksi 3'ü sıfıra eşit dediğimiz zaman eksi 3'ü karşı tarafa attığımız zaman kosinüs x değeri 3 geliyor. Ama biz biliyoruz ki kosinüs değeri 1 ile eksi 1 arasında değer aldığı için buradan çözüm kümesi boş küme geldi. O zaman buraya bakacağız. Kosinüs x artı 1 sıfıra eşitse kosinüs x değerimiz eksi 1. Kosinüsün eksi 1 olduğu değerde de kosinüs 180 değeri. Dolayısıyla burada kosinüs x eşittir kosinüs 180'den Trigonometrik denklemini yazalım. X eşittir 180 artı 2 k gelecek. Diğeri de eksi 180 olacak zaten. Dolayısıyla yine aynı şekilde eksi 180'den de şöyle gelecek artı 2 k pi. Biz x değerlerinin toplamını istemiş. K'ya 0 yazdığımız zaman direkt zaten 180 geliyor. K'ya 1 yazdığımız zaman 360 artı 180'den o aralığı aşıyor bu verdiği aralığı. Buraya baktığımız zaman şimdi K'ya 0 yazdığımız zaman eksi 180 ama bu aralıkta olmadığı için 100, eksi 180'i alamam. K1 ya yazdığımız zaman da 360 arttı eksi 180'den yine 180 gelecek. Dolayısıyla bir tane 180 kökü gelmiş oluyor burada. X değerlerin toplamı da dolayısıyla pi gelmiş oluyor. 7. Soruda x elemandır 0-2 pi olmak üzere demiş eşitliğini sağlayan kaç tane x değeri vardır? Şimdi öncelikle burada 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x değeri bir kere sinüs 2x ifadesine eşit yarım açıya. Şöyle yapalım aynı zamanda kök 3 ifadesini trigonometrik bir ifadeye dönüştürebiliriz. Bunun yerine tanjant 60 yazabiliriz. O zaman şöyle diyeceğiz. Sinüs 2x eksi tanjant 60 değerimizde sinüs 60 bölü kosinüs 60 çarpı kosinüs 2x eşittir 0 gelecek. Payda eşitleme işlemini yapalım burada. Kos 60 ile genişlettiğimiz zaman kosinüs 60 çarpı sinüs 2x eksi sinüs 60 çarpı kosinüs 2x Böyle payda da cos 60 değerimiz var. O da zaten 1 bölü 2 eşittir. 0 gelecek. Şimdi buradaki ifademiz cos çarpı sin sin çarpı cos ifademiz. Nedir? Sinüsün toplam fark formülü. Dolayısıyla buradaki açımızda şöyle yazalım. 60 eksi yani aradaki açı eksi olduğu için direkt zaten eksi gelecek. 2x eksi 60. Payda da 1 bölü 2 değerimizi ters çevirdiğimiz zaman çarpı 2'den eşittir 0. Şimdi bu ifade 0 eşitse aynı zamanda bu ifade 0 eşittir. Çarpı ikisini hiç burada işlem almamıza gerek yok. 2x eksi 60 eşittir 0. Sinüs cinsinden yazmak istersek bu ifadede sinüs 0'a eşit olacak o zaman. Dolayısıyla trigonometrik denklemini uygularsak 2x eksi 60 eşittir 0 artı 2 k Buradan e, 60'ı diğer tarafa gönderelim. 2x eşittir 60 artı 2 k pi gelecek. 2'ye böldüğümüz zaman x eşittir 30 artı k değeri geldi. Şimdi köklerimize bakalım. Buradan 30 gelecek. K'yı 1 verdiğimiz zaman buradan 180-180 artıyor. 210 gelecek. Bir diğeri 180 yazdığımız zaman bu sefer 360 açacağı için başka yazamayız. Şimdi bu ifade yine aynı şekilde bu sefer ne diyoruz? 2x eksi 60 180 eksi 0 diyeceğiz. Dolayısıyla direkt 180 gelecek. Artı 2 k Karşı tarafa gönderelim. 240 artı 2Kp. 2 k pi. 2'ye böldüğümüz zaman x eşittir 120 artı gelecek. k gelecek. K'ya 0 yazdığımız zaman 120. K'ya 1 yazdığımız zaman 180 arttığında 300 olacak. Dolayısıyla 2 tane burada, iki tane de burada toplamda dört tane x değeri vardır diyoruz. 8. sorumuzda x açısı 0 ile 180 a arasında olmak üzere demiş. Eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi e, bu değerlerimizi direkt yazabiliriz. Sin 30 ve cos 30 değerlerimiz var. Ya da direkt payda eşitleme işlemi de yapabiliriz burada. Mesela burasını cos 30 da sin 30 da çarpalım. Cos 30 çarpı sinüs 4x Artı kosinüs 4x çarpı sinüs 30 değerimiz var. Payda da sin 30 çarpı kos 30 gelecek. Eşittir 2. Şimdi burası kos çarpı sin, sin çarpı kos ifadesi. Sinüsü yine to, e, toplam fark formülü geldi. Arada artı olduğuna göre 30 artı 4x yazdık. Bu ifade pay kısmını verdi. İçler dışlar çarpımı yaparsak da direkt 2 ile bu ifadeyi çarpacağım. 2 çarpı sin 30 kosinus 30 gelecek. Burasını aynen yazalım. Burası da nedir? Sinüsün yarım açı formülünden sinüs 60'a eşit oldu. Direkt burada trigonometrik denklemi uygulayalım sinüs için. 30 artı 4x eşittir. 60 artı 2kp. Bir değeri de 30 artı 4x. Bu açıyı da 180'den çıkarttığımız zaman 120 artı 2kp'ye eşit. 4x eşittir. 30'u gönderdik. Artı 2kp. 4'e böldüğümüz zaman x değerimiz buradan 7,5 artı kp'ye bölü 2 gelecek burası da. 4'e böldük hepsini. Buradan aynı şekilde 4x eşittir. 90 artı 2 pi. 4'e böldüğümüz zaman x değerimiz buradan 22.5 artı pi bölü 2 değeri geldi. Şimdi x değerlerinin toplamını istemiş bizden. Ee, şöyle diyeceğiz. Mesela burada bir 7.5 değerimiz var. Hatta bunları direkt e, radyan cinsinden yazmaya çalışalım. Mesela şuradaki ifade. Çünkü radyana çevirmemiz lazım sonra. 4x eşittir. Mesela buradaki ifade 30 pi bölü 6 eşit. Pi bölü 6'yı tekrar 4'ü böldüğümüz zaman aslında burası nedir? Pi bölü 24 gelecek. Pi bölü 24 artı K pi bölü 2 ifadesi. Yani pi bölü 24 artı K'yı 1 yazdığımız zaman bir sonrakinde pi bölü 24 artı pi bölü 2 gelecek. Bir sonrakini daha eklemiş olsak 180 ekleyeceğiz. Bu sefer 0 ile 180 arasını aşacak. Dolayısıyla köklerimizden biri burada pi bölü 24. Diğeri de buradaki ifademiz. Bunu da 12 ile genişletirsek. 13 pi bölü 24 değeri gelecek. İki kökümüz burada var. Buraya baktığımız zaman buradaki ifade de yine radyan cinsinden yazalım. 90'ı pi bölü 2 dersek 4'e böldüğümüz zaman burası aslında birinci kökümüz buradan pi bölü 8. Bir sonrakine pi bölü 8 artı pi bölü 2 eklememiz lazım. 4 ile çarptığımız zaman burası da 5 pi bölü 8 geldi. Köklerimiz bunlar o zaman. Topladığımız zaman bu ifadeleri buradan 6 pi bölü 8 değerimiz var. Burada da yine aynı şekilde köklerimiz topladığımız zaman 14 pi bölü 24 var. Sadeleştirelim. 3 burası 4 geldi. 2'ye böldük. 7 burası 12 geldi. Yani 3 pi bölü 4 artı 7 pi bölü 12. 3 ile genişlettiğimiz zaman 9 artı 7'den 16 pi bölü 12 değerimiz geldi. Yine sadeleştirelim. 4'e böldük 4. 4'e böldük 3 geldi. Buradan da 4 pi bölü 3 sonucuna ulaşmış olduk. 9. soruda x'in birinci bölgede olduğunu vermiş bize. Eşitliğini sağlayan x değerleri x1 ve x2 olduğuna göre kosinüs x2 eksi x1 değeri kaçtır demiş. Şimdi burada tanjant ve kotanjant değerlerini yazabiliriz. Mesela sinüs x bölü kosinüs x diyelim. Kotanjant içinde kosinüs x bölü sinüs x eşittir 4 geldi. Payda eşit dersek burası sinüs x ile burasını kosinüs x ile çarptık. Buradan sin kare x burada kos kare x bölü payda da sinüs x çarpı kosinüs x değerimiz geldi eşittir 4. İçler dışlar çarpım yapalım ve buradaki özdeşliği de yazalım direkt. Sin kare x artı kos kare x değerimiz 1. Burada da 4'ü şöyle yazalım. 2 çarpı 2 diye yazdım. Sinüs x çarpı kosinüs x geldi. Çünkü burada bir sinüs yarım açısı var. Dolayısıyla bu ifade nedir? Sinüs 2x. 1 eşittir 2 tane sinüs 2x ise sinüs 2x'i tek başına bırakırsak 1 bölü 2 değeri gelecek. Dolayısıyla biz sinüs 2x ifadesini 1 bölü 2'ye yani sinüs 30'a eşitleyebiliriz. Trigonometrik denklerini bulalım. 2x eşittir. 30 artı 2kp. Diğeri de nedir? 2x eşittir. 180'den çıkarttığımız zaman 150 artı 2kp geldi. 2'ye böldüğümüz zaman buradaki ifade 15 artı kp gelecek. Burada aynı şekilde 2'ye böldüğümüz zaman 75 artı kp değeri geldi. Şimdi eşitliğini sağlayan birinci bölgede eşitliğini sağlayan değerler. Direkt zaten k'ya 0 yazdığımız zaman birinci bölgede 15 ve 75 kökleri gelecek. Biri x2 biri de x miş zaten. Dolayısıyla bu ifade yazdığımız zaman kosinüs büyü ya da küçüğü yazmamızın hiçbir önemi yok aslında. Mesela önce 15'i yazsak eksi 75 demiş olsak da burası kosinüs eksi 60 gelecek. Kosinüs zaten çift fonksiyon olduğu için bu eksisini yutacak ve direkt kosinüs 60'a dönüşecek. 75 eksi 60 yap 75 15 yapsak da yine aynı sonuca ulaşacaktık. Dolayısıyla kos 60 değerimiz de 1 bölü 2 gelmiş oldu. 10. soruda x y elemandır 0 2 pi olmak üzere demiş. Eşitliği verilmiş. Buna göre hangisi doğrudur? Şimdi kosinüs x eksi y ifadesini bir toplam fark formülünü uygulayalım. Kosinüs x çarpı kosinüs y. Eksi olduğu için arada artı yazıyoruz. Sinüs x çarpı sinüs y geldi. Burada da kosinüs x çarpı kosinüs y değerimiz var. Bunlar zaten aynısı olduğu için direkt sadeleşti. Geriye sinüs x çarpı sinüs y ifadesi eşittir. 0 geldi. Şimdi e, buradaki ifade mesela değerler vermiş. O zaman şıklara göre gidebiliriz. Mesela x eşittir 0 için y değeri pi gelmiş. x'e 0 yazdığımız zaman burası zaten 0. y değeri pi olduğunda da sinüs 0, sinüs pi değeri de 0 gelecek. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Bu veya bu ifadesi her türlü 0'a eşitliyor. Mesela burada x eşittir 0 veya pi bölü 4 demiş. Yani sinüs y yerine pi bölü 4 yazdığımız zaman burası sin 45'ten kök 2 bölü 2 bu veya bu dediğine göre bunun olma ihtimali sağlar ama bunun olma ihtimali sağlamayacağı için B şıkkı olmaz mesela. Aynı şekilde burada mesela sin 90 değeri 1. Burası aynı şekilde sinüs 3 pi bölü 2 değeri eksi 1 olduğu için çarpımları 0 olmaz. O zaman burada sağlamadığına göre ikisi de sağlayan değerimiz A şıkkı olduğuna göre cevabımız A şıkkı gelmiş oldu. Denkleminin x elemandır pi 2 pi aralığındaki bir kökü hangisidir diye sormuş. Şimdi bunu daha önceki bir soruda da çözmüştük. Burada hem sinüs hem kosinüs var. Bunları aynı trigonometrik ifadeye dönüştürmek için şunu kullanabiliriz. Mesela sin kare x için sin kare artı kos kare ifadesinin 1 olduğunu biliyoruz sonuçta. Dolayısıyla sin kare ifademiz 1 eksi kos kare eşit. Bunun yerine direkt 1 eksi kos kare x yazdık. Artı 5 kosinüs x artı 5 eşittir 0. Düzenleyelim. Eksi kos kare x hatta direkt karşı tarafa atalım. Artı 5 kos kare x gelsin. Eksi 5 kosinüs x olacak karşı tarafa gönderdiğimiz zaman. Buradan 1 artı 5'ten 6 karşı tarafa gönderdiğimiz için eksi 6 oldu. Çarpanlarını ayırırsak kosinüs x çarpı kosinüs x kos kare x'i verecek. Burada eksi 5 elde etmek için eksi 6 ile artı 1'i çarparsak çarpımları eksi 6. Çapraz çarptığımız zaman da eksi 6 kosinüs x artı 1 kosinüs x'ten eksi 5 kosinüs x'i elde ediyoruz. Dolayısıyla bu şekilde çarpanlarını yazalım. Kosinüs x eksi 6 kosinüs x artı 1 eşittir 0 gelecek. İkisi de 0 oldu. Bu da 0 olabilir. Bu da 0 olabilir. İkisini de durumlarına inceleyeceğiz. Kosinüs x eksi 6 0 eşitse buradan kosinüs x'in 6 olduğunu söylüyor. Ama biz kosinüs x ve aynı zamanda sinüs x değeri için eksi 1 ile 1 arasında maksimum değerler alabildiği için 6 olması mümkün değil. Dolayısıyla buradan çözüm kümesi boş küme gelir. Buraya bakalım. Kosinüs x artı 1 0 eşitse kosinüs x değerimiz eksi 1. Kosinüsün eksi 1 verdiği değer de nedir? Kosinüs 180 derece gelecektir. Dolayısıyla direkt şöyle eşitleyelim. Kosinüs x eşittir. Kosinüs 180 dersek trigonometrik denklemini kullanalım. x eşittir. 180 artı 2 k pi gelecek. x eşittir. Bu açının eksilisi. Yani eksi 180 artı 2 k pi. Burada bir kökünü istemişti bize. Pi ve 2 pi arasındaki değerini istiyor. Mesela k'ya 0 yazdığımız zaman 180 derece gelecek. k'ya 1 yazdığımız zaman ise 2 pi'yi aşıyor. Buradan 180 derece geldi. Buraya baktığımız zaman eksi 180 artı 2 kapi. Zaten k'ya 0 yazdığımız zaman eksi 180 olmaz. K'ya 1 yazdığımız zaman eksi 180 artı 360'dan da buradan yine aynı kök 180 geldi. Dolayısıyla tek bir tane kökü var bu aralıkta. 180 derece olacaktır diyoruz. 12. soruda ifadesi aşağıdaki bağıntıların hangisinin çözüm kümesidir demiş. Şimdi bunları tek tek denklemler yapmaktansa çözüm kümesindeki elemanları yerine yazarak da aslında cevaba ulaşabiliriz. Mesela köklerinden biri k'ya 0 yazdığımız zaman pi bölü 2 90 derece gelecek. K'ya 1 yazdığımız zaman 2 pi yani 360 artı 90 derece gelecek. Bunları sağlaması lazım bu şekilde. 90'da başlayalım. Mesela kosinüs 90 değerimiz 0. Sinüs burada hem x hem y değeri. Bu arada burası bir x için burası da y için. Yani burada da şöyle verilmiş. Mesela k değerimiz 0 olduğu zaman buradan 90 geldi. Bu birinci bileşenimiz. Çünkü x virgül y olarak tanımlamış. İkinci bileşenimizde k'ya 0 yazdığımız zaman 0 geldi. Yani 90'a 0 ikilisinin bu denklemi sağlaması lazım. Şimdi x yerine 90 yazdığımız zaman burası 0 oldu. Y yerine 0 yazdığımız zaman da 0. Dolayısıyla toplamları 2 olmaz. Buraya bakalım. Sinüs x yerine 90 yazdığımız zaman burası 1 gelecek. Y yerine 0 yazdığımız zaman kosinüs 0 da 1. Toplamlarından 2 olacak. Dolayısıyla B şıkkı sağlamış oldu. Herhangi birini daha uygulayalım. Mesela kos yine x yerine 90 yazdığımız zaman burası 1 gelecek. Y yerine 0 yazdığımız zaman da kosinüs 0, 1, 1 eksi 1'den 0 olması gerekiyor. Gibi bu ifadeler yanlış geldi. Dolayısıyla cevabımız 5 şıkkı oldu.